Merhabalar. Yalnız böyle bir merhaba değilsin var. Çok iyi. Şimdi size Darlene Carver'ın gece hiç kimse olmayan bir videosunu hazırlıyorum. Aslında ilk önce video çektim, sonra bunları yüklüyorum çok saçma bir şekilde. Herkes başlangıcı önce yapabilir ama ben başlangıcı sondan yapıyorum ama başa ekleyeceğim. Öyle bir ayrıntımız olacak. Böyle. Bu arada benim telefonum şarj bitti. Sena'dan bakışıyorum. Ve herkes sabahleyin herkesin çok yoğun olduğu saatlerde Darlene Carver'ın videosunu hazırlayabilir ama kimse koronavirüsü varken ve karanlıkken kimse bunu akıl edemez. O yüzden videom başlıyor. İf sağlandım. Burası normalde çocuklar için bir süs bahçesi diyeyim size. Su deliklerden şey yapıyor. Su çıkıyordu ve çocuklar şöyle bir alanda yüzüyordu. Yani böyle cıbıllak cıbıllak takıyorlardı. Burası da çocuk parkı. Bayağı çocuklar şey yapıyordu. Güzel. Şurası şey, far alanı. Tüm böyle farlar, etkinlikler orada yapılıyor. Eğer gidersek orayı göstereceğim size. Tabii siz videoda olduğunuz için hop diye geçebilirsiniz. Hop. Burası da Exhibition Center. Burada mesela etkinlikler oluyor falan. Burada mesela sabahleyin virüsten önce yani şey oluyor. Onlarca mesela dans grubu geliyordu. Performans düzenliyorlar, dans yapıyorlar, ediyorlardı. Sonra seçmelere gidiyorlar. İlginç. Zaman geliyor aksın. Şuradan hızlı yürüyelim. Normalde aslında şu an bahçenin içinde yürüyoruz. Bakın. Nasıl yok. Burada su var. Burada çocuklar bıcık bıcık takılıyordu işte. Burada mesela yapıların hepsinde mesela bağış falan oluyor. O yüzden hep böyle plaket falan koyuyorlar. İşte kaç yılında yapıldığını şey yapalım. Bu ise çocuk parkının nasıl olduğunu şey yapalım. Şimdi arkadaş suyun üzerine yüzdüğünü, yürüdüğünü sahi iddia ediyor. Yürüyorum, şahitlerim var. Böyle her yer kapalı. Bakın. Buralarda normalde bahçeli işte şey yapıyorlardı. Masa sandalye koyuyorlardı ama şey değil. Çünkü yan tarafta tuvalet var. Burada Guzman and Gomez. Meksikan mutfağı ama çok iyi sebebi. Latin müzikleri. Bununla ilgili aslında bir videom vardı. Eğer bunu bulursam atarım böyle. Burrito'yu deniyordum. Çok güzeldi. Gerçekten ve helaldi çünkü. Çok böyle buranın helal. Guzman and Gomez'in. Reklam. Estoy comiendo burrito. Gerçekten bomboş, kimseyi göremiyorsunuz. Bu arada bu yolun olduğu tarafta da hani orada oturmayanları var. Oturmayanlarına oturabiliyorsunuz. Çok güzel oluyor. Tabii günün erken saatlerinde normalde ve koronadan önce. Bu anlatılanların her şey koronadan önce. Bu arada ben burada çalışıyordum. Bu alışveriş merkezinde çalışıyordum. Restoranda. Harborside. Buralar Sydney'in en popüler barları. Ve burada mesela hep bir güvenlik oluyordu, şey yapıyordu, çok fazla kalabalık oluyordu saate göre ve ona göre hepsini şey yapıyordu, ona göre insanlar oluyordu. Şimdi size bir anımı anlatmak için açtım videoyu. Şu rider'ı görüyorsunuz da dönme dolabı. Dönme dolabı bu arada 8 dolar, kesinlikle 8 dolar. Değer mi, değmez mi? Bence değmezdi. Ben söyle ki dönme dolabı hikayemi anlatırken telefonumun şarjı bitti ve o yüzden hikayem yarım kaldı. O yüzden eve geldim ve evde videoyu çekmeye devam ediyorum şu an. Ve hikayeyi anlatıyorum. Neyse. Şimdi dönme dolapta söyle. Tekisi 8 dolar ve ben diyorum ki kesinlikle vermem. Kesinlikle vermem çünkü çok gereksiz pahalı yani. Birkaç tur atacaksın de 8 dolar. Hiç gerek yok. Neden vereyim ki 8 dolar değil mi? Yani kesinlikle.
Çok büyük konuştum, çok büyük konuştum ve sonra bir arkadaşımla geziyorduk falan. O işte yemekleri falan ısmarladı falan. O gün ben de o zaman dedim dönme dolaba binmek istedi. O zaman dedim ki ben de dönme dolaba ısmarlayayım dedim. Yani 8 dolar vermedim, 16 dolar verdim. Ama sözümün eriyim. Kesinlikle eriyim. Bunu da öğrenmiş olduk böylece. Şimdi bari en azından bu kadar dönme dolabı hikayemi anlattıysam da video buldum. O videoyu sizinle paylaşayım. Yani sadece etrafı yani bir dönme dolaptayken gördüğünüz manzara yani bu. Ama güzel bir manzara yani gerçekten güzelmiş yani. Tabii çalışıyorsunuz, paranız varsa kesinlikle gidin derim yani tavsiye ediyorum. Artık büyük konuşmuyorum kesinlikle. Darling Carblue hep videolarda çıkınca böyle hep bomboş gördünüz. Birazcık da şey hani dolu olarak görmeniz açısından Avustralya'da kutlanmıştı. O zaman da video falan çekmiştim ama güzel videolardı. Yani gösteriler çok güzeldi, çok hoşuma gitti. En azından o videoları göstereyim diye Avustralya'da de videolarını da bu videoya dahil ettim. Yani yine iki farklı konum olmuş oldu her zamanki videomdaki gibi. Her videomda olduğu gibi devamlı istikrarıyız. O zaman şey yapayım. Avustralya Day hakkında birazcık bilgi vereyim size. Avustralya Day 26 Ocak'ta kutluyorduk. Bu 26 Ocak'ta kutlanmasının nedeni de daha demin check ettim de Google'dan baktım. Söyleymiş, unuttum. Aynen. 26 Ocak 1778 yılında Port Jackson adaya ayak batıyor. Britanya'yla beraber ordusuyla beraber hani filo gemi Britanya'dan kalkıyor. Aynen. O gemiyle ayak basıyor ve bu yüzden 26 Ocak Avustralya Day olarak kutlanıyor. Ama şöyle bir şey var. Aslında Avustralya'nın tarihçesine baktığımızda şöyle bir şey varmış. Ve bunu da bana bir arkadaşım anlatmıştı. Bu çok şaşırmıştım. Avustralya aslında adı olduğu için ve hani etrafı da denizlerle kaplı. O yüzden aslında bunu bir zamanlar hapishane, ilk zamanlar bunu burayı hapishane olarak kullanıyorlarmış. Ve aslında buraya ilk gelen kişiler mahkumlar. Ve bu mahkumlar sonra işte burayı aborjin diye nitelendiriyor falan böyle işte halk, yerli halk diye nitelendiriyor. İşte bu yerli halk işte sonra işte adada hani bayağı yaşam kalite yapıyorlar böyle yaşam kuruyorlar. Sonra bakıyorlar ki ya bu güzeldi burası. O zaman bir tane diyor ki o zaman biz buraya bir el atalım diyorlar. El atıyorlar. O yüzden aborjinler de 26 Ocağı hani 26 Ocağı işte Avustralya Day olarak kullanırken bir yandan da aborjinler de orayı şey diye kutluyor işte. Milli Yaş Günü, işte İstila Günü, Hayatta Kalma Günü olarak kutluyorlar. Yani bir tarafta etkinlik olurken mesela bir de şeyimiz, her ilde farklı böyle etkinlikler organizasyon ediyor. Sydney'de işte bot yarışları organize edilmiş. Hatta Darling Harbour'da yapılmıştı. Tam işte o videonun çekildiği yerde yapılmıştı. Sabahında yapılıyor, akşamında kutlama olmuştu. Asıl işte 26 Ocak gününde. Diğer günlerde farklı böyle festivaller yapılıyormuş, etkinlikler düzenleniyormuş. Şehrin bir yanında ise kutlamalar yapılırken güllük gülistanlık. Diğer tarafında ise şey vardı. Bayağı protestolar falan vardı yani çok ilginç. Böyle bir ilginç de bilgi vermiş olayım size. O zaman sizi o güzel videolarla yalnız bırakıyorum, baş başa bırakıyorum ve aynı zamanda Avustralya Milli Marşı'nda ya da o zaman bir kapanış yapıyoruz yani. Öyle o videolarla ve aynı zamanda Mars'la beraber bir kapanış oluyor. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve takipte kalın.